Dursun, motoru hazırla bakalım. Bir bilse Ateşoğulları'nın kızının peşinde olduğunu. İstersen söyle de dilini keseyim. Ya da gırtlağını. Acıttım, acıttım be! Of! Öyle sevimli çocuk ki Kutsi dede. Elimi tuttuğu zaman kanımın daha hızlı dolaştığını, kalbimin yerinden fırlayacakmış gibi küt küt attığını hissediyorum. Oo, tamam, abayı yakmışsın adam akıllı. Peki, kimin nesidir bu oğlan? Sormak aklına gelmedi mi? Sordum ama söylemedi ki. Allah Allah! Söylemedi ama soylu bir aileden geldiği belli. Beni özledin mi? Çok. Dün gece vakit geçmek bilmedi. Gözlerimde uyku yerine senin hayalin vardı. Ben de nereye baksam her yerde seni görüyorum. Kutsi dede ne dedi biliyor musun? Ben sana abayı yakmışım. Sahi mi? Sahi tabii. Ama şımarma ha! Merak etme, şımarmam. Neden tüfek taşıyorsun? Düşmanlarım vardı ondan. Ya! Bilmiyordum. Hı hı. Barutoğulları adını hiç duydun mu? Evet, yabancı gelmiyor. İşte o alçaklar senelerdir hep bizim kötülüğümüzü isterler. Yok canım, bundan emin misin? Tabii eminim. Şimdi de oğulları adaya gelmiş, hem de bir yağ tulumuyla evlenmek için. Sen nereden biliyorsun? Burada hiçbir şey gizli kalmaz. Boş ver, aşkımız dururken düşmanları konuşup keyif kaçırmayalım. Tabii, tabii haklısın. Sana bir şey soracağım. Beni seviyorsun diyeyim. Hem de çok. Ne kadar çok? Çok çok. Aşkımız için her şeyi yapar mısın? Gözümü kırpmadan. Sana bir sır versem gene beni sever misin? Hiçbir sır aşkıma mani olamaz. Daha fazla gizleyemeyeceğim. Ben Haşim Barutoğlu'nun oğluyum. Ne? Ne dedin? Düşündüm ki bizim aşkımız aileler arasındaki bu düşmanlığı yok edebilir. Git! Çabuk defol! Gözüm görmesin! Bak, ne olur dinle beni! Yalancı, adi köpek! Bir de beni aldattın! Defol yoksa! Ne saçma şey bu? Günümüzde böyle nefret olur mu? Hele şimdi sana düşmanlığım iki misli oldu. Eğer hemen defolup gitmezsen seni öldürürüm! Bırak şu tüfeği de dinle beni! Seni sevdiğimi anlamıyor musun? Geberteceğim seni! Gidiyorum, gidiyorum ama budalalık ettiğini bil! Pişman olacaksın çünkü sen de seviyorsun beni! Canın cehenneme! Şu tüfeğe bakayım bana! Ağlama yavrum! Aşık olmak günah değil, Tanrı'nın bir lütfudur. Ama ben bir düşmanı sevdim. Kim olduğunu neden daha önce söylemedi sanki? Seni kaybetmekten korktu da ondan. Söyler söylemez onu vurmaya kalktı. Vurdun mu acaba? Zannetmiyorum, tazı gibi kaçıyordu. Kutsi dede, onu çok seviyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Görüyorsun ya nefret nelere sebep oluyor. Senelerdir hepinize düşmanlıktan vazgeçin, birbirinizi sevin diye bağırıyorum ama dinleyen kim? Belki de onu bir daha hiç göremeyeceğim. Doğrusu da bu. Eğer alakanız duyulursa, iki aile arasında çok kan akar. Haklısın. Bu benim günahım. Cezasını da ben çekmeliyim. Aşkıma ve bana bu dünyada yer yok artık. Ne demek o? Ölmeye karar verdim. Ne olur, acılarıma son vermek için bana kuvvetli bir zehir bul. Hadi oradan, deli sen de! Ben de bir şey söyleyecek sandım. Bu saçma fikirleri kafandan at. Dur bakalım, her derdin bir çaresi bulunur. Hayrola Ceylan, eczaneye ilk gelişin bu. Hasta mısın yoksa? Evet, şey... Biraz başım ağrıyor da, aspirin, aspirin tabii, istiyorum. Tabii. Şey...
Ama bunu içmek için su da lazım. Getireyim. Sevip de sonunda unutulmak, çok sevenin kaderi bu. Bir köşede yalnız kalmak, ne olurdu tanrım sevenler mutlu olsa, bütün bir ömür aşkla sevgiyle sonra hep gözyaşı. Kim bağırdı orada? Kimmiş o? Kimmiş o eşoğlu eşek? Kim o lan? Kim diyorum lan lan? Veli, Veli kalk. Kalk konuşacağım seninle. Ama ne oluyor? Kararımı verdim, nişanlanacağım. Bunun için mi uyandırdın beni? Bırak! Babamın bulduğu o kızı görmeye gideceğim. Hadi fırla, çok güzel bir planım var. Demek Ceylan'dan vazgeçtin. Buna çok memnun oldum doğrusu. Ceylan'dan vazgeçen kimserse... Anlamadım ki hangisiyle nişanlanıyorsun? Öbürüyle. Ama nişanlandığımı Ceylan duyunca deliye dönecek. Sonra ne olacak? Orasını ben de merak ediyorum. Beni seviyor. Dünyada öbür kıza bırakmaz. Zarife ile nişan, Ceylan'la izdivaç. Galiba ben tam uyanmadım. Tokadı yersen uyanırsın. Hadi kalk. Önce şu gelin namzetini bir görelim bakalım. Zarife! Zarife! Ne var anne? Misafirler geldi, sen hala burada tıkınıyorsun. Tıkınmıyorum ki anne, tadına bakıyorum. Hadi, hadi! Hep iftira atarsınız bana. Şu hale bak! Kaşla göz arası koca tencereyi dibine indirmişsin. Ben indirmedim ki anne, suyunu çekmiş herhalde. Şu haline bak! Çabuk elini yüzünü yıka! Görücüler geldi, seni bekliyorlar! Böyle mutlu bir olay için toplandığımızdan dolayı çok bahtiyarız! Biz de öyle efendim, biz de öyle! Öyle değil mi hanım, evet. Öyle değil mi evlat? Hay maşallah, maşallah! Bu ıslığın manası nedir Doğan Bey oğlum? Aşk olsun Osman'a, anlayamadın mı? Oğlum kızına hayran oldu. Öyle değil mi Doğan? Öyle, öyle tabii. Hayranlık ve şaşkınlık içindeyim. Böyle enine boyuna bir güzelle karşılaşınca kendimi tutamadım. Nasıl beslediniz onu öyle? Meşhur sözdür. Bir dirhem et bin ayı börter derler. Kızım el öpsene. Çok yaşa yavrum. Maşallah, maşallah. Yo yo yo, şaşırdınız. Benim elimi sıkacaksınız, elimi sıkacaksınız. Kızınız ibret verici bir terbiyeye sahip. Bir kız erkeğinin elini öperse... Elbette! Kadın kısmı erkeğine hizmette kusur etmemeli. Buyurun, oturalım. Sen de otur kızım. Bu tarihi bir andır. Evlatlarımıza mesut bir yuva kurmaya hazırlandığımız şu anda... Kesenin ağzını açma zamanı da geldi. Ben tepedeki bağları onlara veriyorum. Hepsi o kadar mı? Yetmez mi? Yetmez tabii. Hayvan da lazım. 50 tane de koyun. Oldu mu? Oldu, oldu. İnek istemeye lüzum yok. Ya nakit para? Nakit para mı? Kız babası olmak kolay mı? Dayan baba, adam bu şişkoya koca bulmak için daha çok şey verir.
Mesela 200 desek. 200 mü? Yani 200 bin. çok olmaz mı? Aa, olmaz, olmaz babacığım. Ver gitsin. Ben buna bayıldım. Aa, konuştu. Hadi 150 diyelim de olsun bitsin. 100 yeter. Üstelik size öyle bir kız veriyorum ki çiçek, çiçek. Allah için, karnabahar çiçeği. anlaştık sayılır. Şimdi düğünü ne zaman yapıyoruz? Sen ne dersin Doğan? Aman gecikmeyelim. Haftaya bir ziyaret yapar, söz keseriz. Tamam, haftaya söz keseriz değil mi hanım? Bir kilo şeftali. Merhaba halacığım. Aa, ne haberi, neler aldın öyle? Yiyecekler, içecekler. Ama niçin aldım sana söylemem. Neden söylemiyorsun? Çünkü biz düşmanız, onun için söylemem. Ha, tabii Veli. Senden hiç laf çıkarma. Ama nedir, merak ettim. Efendim bu akşam oğluna söz kesmek için ziyafet veriyor. Ama sana söylemem. Kiminle söz kesiyorlar? Ayvalık'tan Osman Ağa'nın kızı Zarife ile. Ama boşuna uğraşma, ağzından laf alamazsın. Demek Osman Ağa'nın şişko kızıyla. Ama kızın babası neler veriyor neler. Bağ, hayvanlar, nakit para, daha neler neler. Hiç zorlama, ağzından laf alamazsın, söylemem. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Neyin var senin? Bilmem. Pek keyfim yok. Öyleyse sana iyi bir haber vereyim de keyfin düzelsin. Akşama sevgili nişanlın Rüstem geliyor. Ama ne iyi, ne iyi. Senin rahatsızlığını duymuş, yoklamak istemiş. Sevindin değil mi? Tabii babacığım. Gece bizim lokantada ziyafet vereceğim şerefine. Şahane bir gece olacak. Ahçıya söyle, akşama yemekleri iyi hazırlasın. Peki abi, söylerim. Duydun mu hala? Rüstem gelecekmiş. Uf, kurtulamıyorum şu orman kaçkınından. Kendi hayvanın teki olduktan sonra bana ne hayranlığından. Ben Doğan'ı seviyorum. Doğan da sana olan aşkından başkasıyla nişanlanıyor. Yalan! Beni kandırmak için söylüyorsun. Yarın duyarsın haberi. Bu akşam Şeref'e eğlence varmış. Yalan! Yalan, yalan! Veli söyledi. Kız da kim biliyor musun? Osman Ağa'nın kızı Zarife. Ne? O manda yavrusu mezbalık salakla mı evlenecek? Beğenmiş, kabul etmiş ya, sen ona bak. En iyisi Doğan'ı unutmak. Ben unutur muyum bilmem ama... ona unutamayacağı bir gece geçirteceğim.